Selamlar be güzel arkadaşım. Nasılsın? İyisin? Afiyettesin? Diyeceğim ama sen hocam anlat hoca anlat modundasın. Hemen başlayalım o zaman. Dokun Sınıf Matbuk'ta nerede kaldık? 2. ünite 11. derste kaldık. Küme problemlerine başlamıştık. Ya hocam bizim hoca küme problemlerinde çok enteresan şeyler soruyor. da onlar burada. Burada 7 tane soru çözeceğiz sadece bitireceğiz. Dokun Sınıf Matbuk'ta küme problemlerine devam dersi için. Yan yana iki kazık anlamayana çok yazık 11. ders için. E könder gelsin hocam dedim. Az önce de söylediğim gibi farklı tipte 7 tane soru çözeceğim. Buradaki soru tipleri önemli tabi Ama her okulda da çözülmüyor bu soru tipleri. Çözülen okullar için ya da senin bakış açını değiştirmesi için biz burada bu soruları çözelim. 32 kişilik bir sınıfta futbol ve basketbol kurslarına giden öğrenciler bulunuyor. Bu sınıfta 18 öğrenci basketbol kursuna gitmekte, 16 öğrenci futbol kursuna gitmekte, 4 öğrenci de her iki kursa birden gidiyor. Bir dakika duracağım. Bir dakika duracağım. Şimdi bu nasıl bir kurs yeri? Şimdi iki tip kurs varmış. Biri futbol, biri basketbol. Gidenler var, gitmeyenler var. Bütün mevcut kaç? 32. Basketbol var hocam, futbol var hocam. Şimdi yerlerine yazalım. Basketbola giden 18 kişi, futbola giden 16 kişi, ikisine birden giden 4 kişi. Soru benden en çok bir kursa gideni istiyor. Ne demek en çok bir kursa giden? Bak sadece basketbola giden en çok bir kursa gidiyor. Sadece futbola giden en çok bir kursa gidiyor. İşte bu soru modelinde en çok karıştırılan nokta. Hiçbirine gitmeyen de yine en çok bir kursa gidiyor. Cümlesi doğru bir cümledir. Aman diyeyim dikkat bizden şu yeşil noktalardaki eleman sayılarını istiyor. Bunu bulabileceğimiz iki yol var ki ben direkt ikinci yoldan başlıyorum. Neden mi? En kolay yol. Hocam mevcut kaç? 32. Bunların 4'ü her iki kursa birden gidiyor. Geri kalan 28 kişi en fazla bir tane kursa gidiyor. Bak sadece basketbola, sadece futbola hiçbirine gitmiyor. O da en fazla bire tekabül ediyor. Tamam? Toplamda nedir? 28. Geldim birinci yolu. Yani asıl mevzuya geldik. Zor olan kısmı da uzun yoldan çözeceğim bu soruyu. Şimdi burada 18 kişi basketbola gidiyor. Dörde her ikisine giderse şuraya kaç kişi kalır hocam? 14 kişi sadece basketbola. 16 burada, 4 burada. Sadece futbola giden kaç kişi var hocam? 12 kişi. Şunları bana toplar mısın? Herhangi bir kursa giden insan sayısını arıyoruz seninle birlikte. Kaç geldi buradan? 14, 12, tas tamam 30 geldi. E toplam mevcut 32 idi. 30 kişi kursa gidiyor. 2 kişi herhangi bir kursa gitmiyor. Şimdi soru benden en fazla bir kursa gidenlerin sayısını istediği için 14 artı 12 artı 2 dedim. Buradan da keza yine 28'i sana buldum. Zor mu değil abi? Gerçekten kolay bir soru tarzı aslında bu da. Tamam kayıttayız bir problem yok. Aman diyeyim arada da böyle kontrol ediyorum. Problem olmasın. Geldim ikinci soruya. Yine böyle güzel bir soru ama yüzde problemi tarzında bir soru. Yüzde problemlerine geçmeden hocam ben yüzde çözemem. Amenna kabul. Ama bazı okullarda bazı sınıflarda bu yüzde tarzındaki kümeler anlatılıyor. E biz de anlatacağız haliyle. Gel. Şimdi Yine bir küme var değil mi? Evrensel küme. Bir okulda farklı tarihlerde İstanbul Çanakkale gezileri düzenleniyor. Öğrencilerin %45'i İstanbul %75'i Çanakkale gezisine gidiyor. Öğrencilerin %20'si ise her iki geziye de gitmiyor. Abo bu cümle var ya soru çözdürür ya. Bu cümle bize soruyu çözdürür. Arkadaş %20 nerede? Burada her iki kursa da gitmiyor. Yüzde cinsinden yazacaksın böyle sorularda. Peki İstanbul'a gidenler var. Çanakkale'ye gidenler var. İstanbul'a gidenler %45'e tekabül ediyor. Çanakkale'ye gidenler %70'e tekabül ediyor. Sınıf mevcudunu kaç alacaksın? Bu tarz soruların hepsinde sınıf mevcudu her zaman %100 alınır. Soruda verse de vermese de. Vermesine gerek yok abi sınıf mevcudu en fazla ne olur? %100 olur. Bunu biliyorsun, Tamam. Her iki geziye de giden 105 öğrenci. 105 öğrenci nerede? Burası hocam. Her iki geziye de gitmişler. Güzel. Bunu direkt sayı olarak veriyor. Yüzde olarak vermiyor. Bu okulda kaç öğrenci vardır? Yani burada yüzde yüzün cevabı kaçtır? Benden bunu istiyor. 105 öğrenciye düşen yüzdelik dilimi bulursam ben bu soruyu çözerim. Arkadaş bana şunu söyler misin? Bu sarı bölgedeki öğrenci sayısı yüzde kaçtır? Şimdi sınıfın mevcudu yüzde yüz hocam. %20'si herhangi bir kursa gitmiyorsa sadece o sarı bölgede ne vardır? Bak burası sarı bölgeyi temsil ediyor. %80'dir. Bunda hem fikir miyiz hem de fikiriz. Peki %80 dediğim cevap aslında kimle kimin toplamı? İngilizceye pardon İstanbul'a kursu, kursuna ya İstanbul gezisine giden %45. Çanakkale gezisine giden %70. Bir de içinde 105 kişilik öğrencinin dahil olduğu grup var. Bunları topladım. Ne yaptı? %115 yaptı. Karşıya attım 180 öğrenciden. Daha doğrusu şurada eksi vardı hatırlam. Kuralı da yanlış hatırlamayalım. A kesin B'nin farkını alıyorduk, değil mi? %15'i karşıya atarsam ne kalır? %35 kalır. Karşı taraftaki eksiği götürürsem %35'i kaça eşitmiş? 105 öğrenci. Yani şunu söylerim. 105 öğrenci okul mevcudunun %35'i ise okul mevcuduna X dersem biz %100'ünü arıyoruz hocam. İçler dışlar çarpımı yaptım. 100 çarpı 105 bölü 35. Kaç defa var? 3 defa var. X buradan ne gelir? Tas tamam 300 kişi gelir. Vurdum cevabı 300'e. Olay mevzu budur dedim. Anlıyor muyuz? Yüzde problemi. Hocam taşlar tam oturmadı. Keşke sen keşke diyen dillerini yesinler. Gel ben sana bir soru daha sorayım ben. Aynı tarzdan bir soru daha patlatayım buraya be. Bir sınıftaki öğrencilerin %55'i kimya, %65'i tarih dersinden başarılı olup %20'si her iki dersen abi tamam bir önceki sorunun çok benzeri bu. Hadi gel başlayalım. Gel 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 gel. Ne diyorsun hemen? İki tane yeri çiziyorsun. Yalnız bu soruyu bence benden önce halledebilirsin. Kimya var, tarih var. Hocam sınıfın tamamı her zaman %100. Biz kimyadan başarılı öğrencilere %55, tarihten başarılı öğrencilere %65 dedik. %20, aa az önceki gibi aynı değil mi? En son dışarıda hiçbir şeyden başarılı olmayan %20'lik bir grup var. 6 öğrenci ise yalnız kimya dersinden başarılı oluyor. Bak burası da 6 öğrenciye tekabül ediyor. Biz tarih dersinden başarılı olan öğrenci sayısını istiyoruz. Bak tarih dersinden başarılı olan burası. Bana burayı sayı cinsinden var. Evet %65'e tekabül ediyor da sayı kaç sayı? Bana onu söyle. Biz nereden gidelim olaya? Biz bence şuradan gidelim yine. %20, %100. E %100'den %20'yi çıkarırsam başarılı öğrenci sayısı yüzde kaçtır? 80'dir hocam. Demek ki sınıfın %80'i başarılı. Ama bu da yine soruyu bize çözdürmek için yeterli değil. Şimdi ne yapacağız? Bak %80 dediğim yer buranın tamamı. İçinde kimya var değil mi? Yüzde kaç? 55. İçinde %65'lik kısım var. Eksi bir deneyi yazmam lazım normalde? Birleşim kümesinin eleman sayısına giderken kesişim kümesini çıkarıyorduk. Önceki sorulardan hatırla. Yüzde yirmilik kısım. Karşıya attım. Demek ki kesişim yüzde kaça tekabül ediyor hocam? Yüzde kırka. Bak neresi yüzde kırk hocam? Yüzde kırk burası. Yazdım yüzde kırkım buraya. Dedim ki yüzde on beş burada. Yüzde kırk burada. Sana kaç kaldı hocam? Yüzde on kaldı. Dur artık cevaba gidelim. Yüzde on altı kişi olan bir sınıfta e tarih dersinden başarılı olanları istiyordun. O da %65'e tekabül ediyor. %65'i X öğrencidir hocam. X'in cevabı buradan 6 çarpı 65 bölü 15. Ne yaptım? 5'e böldüm 3 geldi. 5'e böldüm 13 geldi. 3'e böldüm gitti. 3'e böldüm 2. Buradan çarptım geldim. 26 kişi tarih dersinden başarılı oldu. Olay mevzu budur arkadaş. Şöyle biraz daha yanaşayım. Biraz belim ağrıda. Tamam mıyız? Var mı anlaşılmayan bir nokta burada? Yok. Gönder gelsin dördüncü soru. Herkesin İngilizce bildiği 36 kişilik bir turist kafilesinde Almanca ve Fransızca bilen 4 kişi vardır. Bir dakika dur arkadaşım. Şimdi Al herkes... Aa bak enteresan bir küme var elimde. Nasıl bir küme var hocam? Bak şöyle bir küme var. Herkes İngilizce biliyor. Evrensel küme yok diyor. Ama herkesin İngilizce bildiği yer var diyor. Almanca var diyor, Fransızca var diyor. Bakalım şurası Almanca, şurası Fransızca. Yazılanlara dikkat. İngilizce bildiği 36 kişilik. Şuranın tamamı 36 kişiymiş. Yazdım. Almanca ve Fransızca bilen 4 kişi. Aha da o 4 kişi buradaymış. Almanca bilen sayısı Fransızca bilen sayısının 3 katı. İngilizce bilenlerin sayısının yarısı kadardır. Bir dakika dur. Şu Almanca bilenler İngilizce bilen 36 kişi vardı. Bunun yarısı kadarmış. 2'ye böldüm ne geldi? 18. Neresi 18 hocam? Aha burası 18 arkadaş. 18'i buldum. Şimdi soruda şunu bulabilirim artık. Almanca bilenlerin sayısı 18. Fransızca bilenlerin sayısının 3 katı. Diyelim ki Fransızca bilenlerin tamamı x ise onun 3 katı e Almanca bilenlere eşit. Demek ki x dediğim 6 yani Fransızca bilen kaç kişi var? 6 kişi var. Tamamen denklem çözümü. Ama biraz daha pratik çözüm dikkat edersen. Geçen ders çünkü bir şeyler anlattık. Sadece İngilizce bilen turist sayısını istiyorsun. Sadece İngilizce bilen en dışarıda kalan bölge. Doğru mu? Peki. Şimdi 18 burada. 18'in 4'e çıktı ne kaldı hocam? 14 kaldı. 6 burada. 4'e çıktı ne kaldı? 2. Bak bunlar Almanca, Fransızca ya da Almanca ve Fransızca bilenler. Peki bunları topladım. 14, 4, 2. Ne yaptı? 20 kişi yaptı hocam. Tamam güzel de arkadaş... 36 kişilik sınıfta 20 kişi Almanca Fransızca biliyorsa geriye 16 kişi kalır ki bu 16 kişi her iki ders pardon ikisinde bilmiyor. Sadece İngilizce bilenlerin sayısı oluyor. Oldu mu? Haydi yeni soru. Ya bak bunlar farklı tipte soru. Özellikle şu altıncı soru var ya canları yakacak canları. Baya böyle karışık duruyor ama çıkmış bir sorunun da çok benzeri onu da söylemiş olayım sana. Şöyle bir tık geri git ama bu da çok geri geldi ya şöyle yapalım. Bir sınıftaki öğrencilerle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Sınıf mevcudu 32 kişidir. Sadece matematik dersinden başarılı olan öğrenci sayısı, sadece İngilizce dersinden başarılı olan öğrenci sayısından olsa 6 kişi fazladır. Bir dakika. Sınıf mevcudu var mı elimde? Var. Bizim elimizde ne var? Sınıfta matematik dersi var. Bir de İngilizce dersi var. Yalnız matematik dersi hızını alamadı. De sınıfın dışına çıktı. Enteresan bir sınıf oldu orası. Güzel. Matematik, İngilizce. Sınıf mevcudu kaç? Gel yazayım. 32. Sadece matematik dersinden başarılı olan öğrenci sayısı sadece İngilizce dersinden başarılı olandan 6 fazladır. Yani sadece matematikten başarılı olan sadece İngilizceden başarılı olandan 6 fazlaysa şuraya x şuraya x artı 6 yazar mıyız? Bak denklem kuruyoruz bunları bitirdim. İn aşağı. Matematik dersinden başarısız olan öğrenci sayısı 18. Matematik dersinden başarısız olan demek ne demek? Hocam matematik burası bunun dışında kalan 18 kişi var. X'ini buraya kullandıysan eğer Şurada da eleman olmak zorunda. Şuraya da 18 eksi x yazsam anlar mısın? Bak bu ikisini toplayınca yine 18 yapıyor. Matematiğin dışında kalanlar 18 oldu mu? Var mı bir problem? Güzel. Bir problem yok. Bunu da hallettik. Bu sınıfta İngilizce dersinden başarılı olan öğrenci sayısı nedir? Şimdi İngilizceden başarılı olanları bulabilmemişim. Benim buraya bir de y demem lazım. X artı y istiyor. İngilizceden başarılı olanların sayısı nedir? x artı y eşittir soru işareti. Dedim ya farklı tipte sorular çözeceğiz bazen. Bu soru farklı tipte bir soru. Neden diyecek olursan ya bak bu soru şunu ölçmeye çalışıyor sende. Arkadaş bu soruda x'i y'yi ayrı ayrı bulamayacaksın. Bulamayacaksın ama sana hiç cevabı ben bulduracağım diyor. Nasıl olacak o göstereyim. Şimdi sınıf mevcudunu bulmak için ne yaparsın? Şunları toplarsın x artı 6 artı y artı x artı 18 eksi x'in cevabı ne gelmeli? 32 gelmeli. Peki cırt sana cırt sana bunlar gitti mi? Gitti hocam. Şurada x bir de y vardı. Neredeydi o? Biraz fazla hızlı gittik geçtik. Şurada var. x artı y'nin cevabı. Şu ikisini toplarsam ne gelir hocam? 24 gelir. Neye eşit olacak? 32. 24'ü karşıya atarsam x artı y'nin cevabı ne gelecek? Bak şuradan attım 8 geldi. Arkadaşım ben senden zaten x artı y'yi istiyorum. Cevap işte 8. Olay işte bu. Oldu mu? Taşlar yerine oturuyor. Mükemmelsin be. Şimdi geldik en kallavi soruya. Günün en kallavi sorusu. Böyle tam sayfa. Yer kapabilen bir soru. Şöyle bakayım biraz daha yaklaşayım bu kadar yaklaşabiliyorsun. Bir beyaz eşya mağazası toptancısından X, Y, Z marka bir miktar ürün sipariş ediliyor. Tamam sipariş ettikleri ürünleri incelediğimizde enerji tasarruflu olmayan ürünler olduğu görülüp bu ürünleri iptal etmek istiyor. Ha, sadece şunu istiyor bu adam sadece enerji tasarruflu ürünler istiyor. Enerji tasarrufu olmayanları göndermek istiyor. Tamam görüp iptal etmek istiyor. Aşağıdaki tabloda X, Z marka ürünlerin enerji tasarruflu olup olmadığı anlaşılıyor. X marka enerji tasarrufu var. Demek ki X markanın bütün ürünleri enerji tasarruflu. Y markalar enerji tasarruflu değil. Z markalar bazıları enerji tasarruflu bazıları değil. Baya ilginç. Bu küme sorusu nasıl çözülür? Bayılacağın çözüm yöntemine yalnız. Bu mağaza enerji tasarruflu ürünlerden 28 tane. Y marka ve enerji tasarruflu Z marka ürünlerden 20 tane. X marka enerji... Ya hocam yemin ediyorum bu soru okunur da bir şey anlaşılır mı böyle? anlaşılmaz ama ben sana nasıl yapacağım bu soruyu? İzle ve gör. İzle ve gör. Şimdi bir tablo yapıyorum burada. Şöyle bir tablo olacak. 3 satırdan oluşacak. Satırda X marka, Y marka, Z marka ürünleri inceleyeceğiz seninle birlikte. Şuradan da ikiye böleceğiz. Bu ürünlerde enerji tasarrufu olanlar, olmayanlar diye ayıracağız. Yok yazacağız buraya. Şimdi X markada enerji tasarrufu var mı? Var. Demek ki olmayan kısmın kısmını kapatabilirim ve Diyelim ki bu bizim sipariş adetimiz olsun. Sipariş sipariş adeti. Tamam mı? Bizim verdiğimiz siparişler bu. Mesela X markadan zaten enerji tasarruflu olmayan yoktu. A tane sipariş vermiş olsun. Y markadan enerji tasarruflu olan yok. Enerji tasarrufu var kısmını kapatıyorum. Buraya ne yazıyorum? B yazıyorum. Bu B tane sipariş veriyor. Z'den bazıları enerji tarafı, su, tasarruflu bazıları değil. O zaman bazıları C olsun olanlar. Olmayanlar da D tane olsun. Şimdi benim elimde bunlar var. Biz bunları sipariş vereceğiz. Ama nasıl verdik? Enerji tasarruflu olanlar 28 tane. Enerji tasarruflu deyince neyi görüyorsun siparişte? A artı C'nin cevabı hocam 28. At cebe dursun abi. Y marka ve enerji tasarruflu Z marka ürünlerden 20 tane. Y marka zaten B tane. Enerji tasarruflu Z markalar C tane toplamı 20 tane. Bu da elimde var. X marka ve enerji tasarruflu olmayan Z'ler 32. X marka ve enerji tasarruflu olmayanlar A artı D'nin de toplamı neymiş? 32. Peki biz neyi istiyoruz? İptal edilen ürünleri sayısını arıyoruz. İptal edilenler hangisi? Enerji tasarrufu olmayanlar. Soru benden B artı D eşittir soru işareti bunu istiyor. Mükemmel bir soru. Yani fen listesi ayarında ki zaten çıkmış bir sorunun benzeri ama mükemmel bir soru. Peki diyorum ki arkadaş gel bunları bir alt alta toplayalım. Ne var elimde? A artı, B artı, C artı, D'nin cevabı ne gelir? 52. Biz kimi istemiyoruz? Burada A ile C'yi istemiyoruz. Niye? B ile D'nin toplamı istenen kısım. E sen zaten soruda bana 28'e A artı D'yi vermişsin. E B artı Pardon A artı C'yi vermişim. B artı D'nin cevabı da 52'ye eşitse B artı D'nin toplamı 28'i buraya atarsam şuradan 4 şuradan 4 24 kalır mı? Kalır. Demek ki benim cevabım kaçtır hocam? 24'tür dedim. Vurdum cevaba 24'ü. Gerçekten mük bir soru. Yalnız yorumlarda görmek isterim arkadaş. Gerçekten sence bu dersin en güzel sorusu bu olabilir mi? Ya da ya hocam şu yüzdeli problemi. Vallahi bence bu 6. soru yıktı ortalığı ya yıktı. Zor bir soru değil. Ama böyle acaba üçlü küme geliyor burada kafam karışır mı? Hiç karışmasın bak. Futbol, tenis, yüzme kursuna gidenlerin oluşturduğu bir grupta herkes en az bir kursa gidiyor. Madem herkes bir kursa gidiyor o zaman benim bilimde şöyle bir küme düzeni oluşuyor. Tamamdır. Futbol var, tenis var bir de yüzme kursu var. Tamamdır hocam. Bir tık yaklaşabiliriz artık. Bu grupta her 3 kursa giden 15, her üç kursa da giden 15, her 3 kursa da giden ne demek? Her 3 kursa da giden şurası hocam şurası 15 kişiyiz. Üçüne birden gidiyor. En az iki kursa giden 33 kişi vardır. İşte kilit cümle, işte soruyu çözdürecek cümle. Burası A kişi olsun, burası B kişi, burası C kişi olsun. En az iki kurstan benim anladığım nedir? A kişi, B kişi, C kişi en az iki taneye gidiyor. E, en az 2 demek 3 taneye de gidebilir demek değil mi? O zaman 15'i de eklemez misin oraya? Ya bak yemin ediyorum bunlar bir matematik sorusu değil. Bildiğin Türkçe algılama sorusu. O okuduğunu anlıyor musun? En az 2'den kastım ne benim? Anlıyorsan işte bu cevap. Değil mi? En az 2 kursa giden kaç öğrenci vardır diyor. Ha bunun da toplamını bana kaç vermiş? 33. Aldım bunu karşıya attım 15'e. Çıkarttım bunları 5, 3, 8. Buradan 18. Biz neyi bulduk? A artı B artı C'yi bulduk. Sen ne istiyordun? Yalnız iki kurs. Yalnız iki kurs dediğinde bak sadece futbol tenise gidiyor. Sadece futbol yüzmeye gidiyor. Sadece tenis yüzmeye gidiyor. E sen de benden zaten bunu istemiştin. Doğru cevap 18. Soru biter. Vurdum cevabı 18'e. Bir günün daha sonuna geldim. Ama bir gün nasıl biter de hemen elini alıyorsun kalemi. Hocam sizinle birlikte 11. ders kümeleri bitirdik ama konunun öğrenilmesi. Ondan sonra hocam ben derste anlıyorum ama sonra yapamıyorum dememek için ikinci ünite açtım burası geldi yalnız ha. İkinci ünite 11. dersin. Hemen soru avcısı kitabımızı açıyorsun. Soru avcısı ve sınav provası kitabımızda bak burada. Gördüğün 5 tane mükemmel soru var. Bunları da çözdün mü tamamdır artık. Diyorsun. Ya oturduk onu öğrendim diyorsun. Sonra kümenin son iki dersi. Kartezyen çarpım diyoruz. Konuyu bitiriyorsun. Sonraki derste görüşelim. Hoş kal, hoşça kal.